Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 11 Ekim Pazartesi, Delaware Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Gerçi Bursa yarışını hem birinci hem ikinci altılı ganyanı tutturduk ama gerçi çok büyük oyun değil. Yani en azından ikişer bankolu, hatta bir iki safkan da biraz daha ön planda verilmiş olduğum oyunlar. Çok vermese bile en azından kazançlı oldu. En azından harçlık çıktı anlamında söyleyebiliriz. Tutan arkadaş hayırlı olsun. En azından küçük de olsa güzel bir mutluluk olsun. Yarış en azından haftaya güzel bir açılış olmuş olsun arkadaşlar. İnşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle. Ben hemen Amerika yarışını sunmaya başlayacağım. Programın açılışını yapalım. Bugün Amerika'da herhalde büyük ihtimalle yağmur var arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? 6. koşu çim şu anda gözüken yer. Hemen hemen bütün atlar çıktı. Sadece şu anda 2-3 tane safkan kaldı. Çıkan atların hepsi de zaten çimde koşan atlar. Yani demek ki çim iptal olacak arkadaşlar. Şu anda her ne kadar TCK'da şu anda belli olmamış olsa da büyük ihtimalle çim yok. Kumda koşacak. Benim kanaatim bu şekilde. Hemen yorumlara girelim. Çünkü bu üyelere özel bir programımız. Birinci koşudan itibaren başlayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek saat 20.15'te başlayacak olan bir Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında 3 ve 4'ün çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağında. Hemen oranlara bakalım. 1 nol safkan 2 lira orana sahip. 2 nol safkan 2,5 lira. 5 nol safkan 2,5 lira. 6 nol safkan 4,5 lira. Ve 7 nol safkan da 20 lira gibi orana sahip. Zor bir koşu. Bana göre de zor. Ama her şeye rağmen 1 nolu Red to Finn. Ve Noble Bird temsilcisi Raul Menela. İlk şanslı isim ama ilk kez start alacak olan 2 nolu Brooklyn Mojo. Bir Motom temsilcisi Michel Sanchez oranın etkili çok iyi. Bence ilk kez start almasına rağmen kuponlarda yazılması lazım. Tabii burada diğer safkanlardan 6 nolu Chuck Hill. Bir Grazen temsilcisi John Hiraldo ile yani gelebilir mi gelmez mi artık şu andaki vaziyete göre gelir tabii ki var. Bir de 5 nolu Miss Lady, bu Muaymen temsilcisi Karol Sedana. Yani boş koşu bile bol bol çekişmeli geçecek bir izlenim var. Ama 1-2 biraz daha öncelik şans veriyorum. 6-5'te daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak arkadaşlar. En azından burada bahis açısından oyunlar için. Günün ikinci koşusundan itibaren 6'lı ganyan ayımız başlıyor. Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 nolu safkan çıkmasıyla 6 safkan arasında kalacak olan bu safkanların hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımız da açılıyor. Burada 2 nolu safkan 1.75 orana sahip. 6 nolu safkan 2.25. 1 nolu safkan 2.5 lira. 3 nolu safkan 7.5 lira. 5 nolu safkan 10 lira. 4 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Programımıza geçiş yaptığım zaman bu 6'lı ganyan ilk ayağı için benim sıralama 2 nolu She's Rebel. Bir tapetüre temsilcisi Karol Sedan alı start alı safkan. İlk kez start alıyor ama bana göre kazanması en yüksek ihtimalli bir safkan. Daha sonra rakip olarak da 6 nolu Holiday Connection, bir connect temsilcisi, anneden de bir Harless Holiday imzası taşıyan bu safkan da John Hiraldo ile şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konu olan bir isim. Ve bir de 1 nolu Blue Grace on top, bir Blue Grace cat temsilcisi Jamie Rodriguez starlan safkan da kuponlara yazılması gereken son isim olarak önerebilirim arkadaşlar. Zor bir koşu çünkü neden henüz rüştünü ispatlamış safkanların olmayışı işte bu yarışı biraz değişik yerlere götürebilir. 2-6-1 yazacağız arkadaşlar. Ben valla bu 3 safkan arasında çıktım. Eğer ilave etmeniz gereken varsa yani sonuncu atı bile yazabilirsiniz. Öyle bir program bu. Ne yapacaksınız? Hep kaliteli safkanları göre göre bu tip safkanlar biraz farklı geliyor. Ama her şeye rağmen yarış bahis konusu oldu mu fark etmiyor arkadaşlar. 2-6-1 benim ilk ayak için. Önereceğim isimler. Günün ikinci ayağı, yani üçüncü koşu, 6'lı ganyanın ikinci ayağı, şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına. Burada da 3 ton safkan yarıştan çıkmış, bayağı da iyi bir safkanmış. Bir Uncle Moe temsilcisi. Geriye 9 safkan kalıyor, bir oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, oranların da açılmasını bekliyoruz. Şu anda açılan oranlarda 9-10 safkan 2 liralık oranı görüyoruz. 10 nolu safkan 3.30'da, 7 nolu safkan 3.5 lira, 2 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 7.5 lira, 1 nolu safkan 9 lira,
8 nol safkan 12 lira, 4 nol safkan 16 lira ve 6 nol safkan da 20 lira gibi oranına sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu altılı ganyan ikinci aya. Ben öncelik 9 dolu Love Boy, bu Brad tepsisini valla iyi bir orijine sahip. Anneden de bir High Chopper gibi bayağı güzel bir kanatına sahip. Bu isim Charlie Marquez'e start alıyor. Benim ilk olarak önerdiğim isim olacak. Bu bayağı kalite, orijine sahip isim. Daha sonra 10 nolu Holy Saint. Bir Gozapper tepsisi, yine iyi bir orijin. Zaten burada kötü orijin diyeceğimiz safkan yok. GD Acosta'la start alan safkandan yine performansı oldukça iyi. Gördüğünüz gibi son 6 yarışta 4 tane ikincili, bir tane birincili olan bir safkan. Bence en ciddi rakip konumunda gözüküyor. Yani 9-10 biraz daha diğer rakiplerine oranda ön planda çıkıyor bende. Yani 9-10 yazıp çıkabiliriz bu aradan. Ama eğer bu 9-10 dışında at yazmak isteyenlere de 1-10'u Stormic My Way, bir High Cotto tepsisi. Edwin Ignacio ile start alıyor. 5-0'lu AJ Revenge, bir I Want Revenge tepsisi. Daniel Santona yine buranın etkili çok iyiyle. 7-0'lu 50, bir John Kasuay temsilcisi olan safkan da Karol Sedena ile start alıyor ve bayağı da formda. Son 6 yarışta 3 tane birinciliği sahip bir isim. 8-0'lu Mice and Man mı artık, herhalde böyle, ama bir plan temsilcisi bu safkanlar. İyi gerçekten, bakın bu bölgelerde çok iyi yarışları çıkarıyor bu planın tayları. Bir de 2-0'lu Inside Risk, bir Street Sense temsilcisi Jamie Rodriguez'e şans verdiğim diğer isim olur. 9-10 önce, 1-5-7-8-2 de daha sonra şansı gördüğüm isimler. Günün 4. koşusu altılı Ganyan'ın 3. aya. Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımız açılıyor. Burada gördüğünüz gibi 7-10 safkan 1-20 orana sahip. 4-10 safkan 2-75, 8-10 safkan 4.5 lira, 6-10 safkan 7 lira, 1-10 safkan 9 lira, 5-10 safkan 11 lira gibi orana sahip. Hemen ben programa geçeyim, fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Ben burada 7-10 Heaven's Got Fire, bir Heaven's Glory, bir Japon orijinine sahip bu safkan Raul Menela. En azından performans olarak bu rakip diğer rakiplerinden bayağı önde gözüküyor. Ben de kazanmasını bekliyorum. Raul Mena ile 7-0'lu safkanı. Benim banko ismim bugün 7-0'lu Heaven's Got Fire olacak arkadaşlar. Günün 5. koşusu altılı Ganyan'ın 4. ayında. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 3-0'lu safkanın yarıştan çıkmasıyla 6 safkan arasında kalan bu safkanın bir oranlarına bakalım arkadaşlar hep beraber. Evet, oranlarımız açılmasını bekliyoruz. Burada 4-10 safkan 1-10 orana sahip. 1-10 safkan 2.5 lira, 2-10 safkan 4.5 lira, 7-10 safkan 8 lira, 6-10 safkan 11 lira, 5-10 safkan 18 lira gibi orana sahip. Hemen oranlara sonra programımıza geçelim. Altılı Ganyan 4. ayında, benim sıralama tabii ki yurt dışında bayağı bir favori konuda. Türkiye'de aynı şekilde 4-10'lu Rush Hour Traffic, bir cross trafficin güzel temsilcisi. Daniel Santana'lı start alan safkan oldukça formda ve son yarışı kazanan bir isim. Benim de ilk sırada şans verdiğim isim. Ama ben 1-0'lu Texas Revert, bu Texas Red temsilcisini Eric Lopez'de en azından göstermiş olduğu performansıyla çok ciddi rakip olarak görüyorum. Yani 4-1 biraz daha diğer rakiplerinden ön planda çıkıyor. Yani 4-1 yazıp bu ayarı geçebiliriz, ama bu ikilinin dışında at yazmak isteyenlere de 2-0'lu Dr. An, bu Escadrilla temsilcisi Angel Suarez'e. Bu safkan da son 4 yarışta 3 tane birinciyle olan bir safkan. Ve bir de 7-0'lu Nanas Shows, bir Dan Talking temsilcisi Augusto Marin'e start alan safkan da en azından istikrarlı durumuyla sürpriz arayanlar için önereceğim isim olur. Ama 4-1 önce 2-7 ve daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Evet, günün 6. koşusu altılı Ganyan'ın 5. ayına geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1500 metrelik, bana göre bu yarış çim değil arkadaşlar. Yine de bekleyin isterseniz, ama bana göre bu yarış kuma alınacak. Çünkü çıkanlar hepsi kum çimci. Büyük ihtimalle de değişecek. Her neyse, ben yine de şey vereyim. Bu 9-0'lu Nursel Ratchet benim favorim. 12-0'lu Jonas Sunset'te rakip olarak gördüğüm isim olacak, ama tabii ki oranlara bir bakalım. 3 tane safkan koşuyor zaten. Yani bu ayağı kapatsak 3 at olacak. Bakalım açılsın oranlar. Evet. Oranın açılmasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 9-10 safkan bayağı direkt çıkıyor. Yani ben büyük ihtimalle de bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyorum dediğim gibi.
9-10 Safkan 4/7 yani 0.3.5 gibi 4 gibi orana sahip. 12-10 Safkan 1.55 orana sahip. 6-10 Safkan da 12 liralık orana sahip. Şimdi kalkarlar burada 6'yı getirirler. Gelir mi gelir ama Safkan da formda. Yerde çamur büyük ihtimalle. Arkadaşlar işte dediğim gibi 9-10 Safkan, Nurse Raşit, bu Flatout temsilcisi Cemil Rodriguez'de bence kazanmaya en yakın isim. Ben bu yarışı kum olarak söylüyorum. Büyük ihtimalle kazanır diyorum. Ama rakip ararsanız 12-10 John Essence, bu İman İş temsilcisi Karol Sedena'yla zaten gördüğünüz gibi son 5 yarış koşup 2 tane birinci olan Safkan. Bir de o kadar 2 at yazarsak bu 6-10'un günahı suçu ne diyeceksiniz? Bu da bir Sevilla gibi iğneyi orijine sahip. Skyler Spalman'ın start alacak olan. Yani en azından bir apprentice'iyle start alacak olan Safkan da en azından formda son iki yarışta bir ikincilik birincilik çıkarmış bir isim. Ama 9 ben de birkaç adımda olsa ön planda çıkıyor. 12-6 yani bayağı diğer ayarı kapatmak zorunda kalabilirsiniz. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani 9 önce 12-6 da daha sonra şansı gördüğüm isimler. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı. 1-9 Ekürü'ydü. 9'un çıkmasıyla Ekürü'sü kalan bir Safkan. Aynı şekilde 2-4 de yarıştan çıkıyor. Yani 2-4-9'un çıkmış olduğu bir yarış var. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Bu son koşun oranları da. Evet, 5-10 Safkan 3 lira 2.25 gözüküyor. 5-10 Safkan 2.25, 3-10 Safkan 2.5, 6-10 Safkan 3.30, 1-10 Safkan 4 lira, 8-10 Safkan 7.5 lira, 7-10 Safkan 9 lira gibi orana sahip. Ben hemen programa geçelim arkadaşlar bu son koşu için. Çünkü 6 Safkan zaten koşuyor. Burada sıralamam 7-10'lu Steadil Ready. Bir curling temsilcisi, ben pistin çamur olduğunu düşünerek söylüyorum. Çamurda çok koşar çünkü curling temsilcileri. Angel Cruz da benim ilk sırada şans verdiğim isim şu anda. Sürpriz konuda olan bir isim. 3-0 Redemendi. Bir Redemet temsilcisi Michel Sanchez'e start alalım Safkan da oldukça istikrarlı ve formda durumuyla. Tabii ki 1-0 The Rapper ekürüsü olmuş olsaydı ekürüsü günün bankosuydu. Ama bu ekürü çıkardıklarına göre birine de çok güveniyorlar. Şu anda Türkiye'de bayağı favori konuda olan bir isim The Rapper. Bu Shrocky Rap temsilcisi Jamie Rodriguez'de yine yazacağımız isim ve son olarak 6-0 Riley Stude. Bir First Lead temsilcisi Augusto Marin'le yazabileceğimiz son isim olur arkadaşlar. Şablona gelince birinci koşu 1-2, daha sonra 6-5, 6'da kaynayan birinci ayağı 2-6-1, ikinci ayak 9-10, daha sonra 1-5-7-8-2, üçüncü ayak 7 tek, dördüncü ayak 4-1, daha sonra 2-7, beşinci ayak 9 önce 12-6, daha sonra son ayak 7-3-1-6, son ayak 7-3-1-6 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.